Arkadaşlar dosyaların projelerini export etme seçeneklerinden bahsediyorduk. Şimdiki dersimizde bu sefer DVF olarak atılmasından bahsedeceğiz. DVF arkadaşlar AutoCAD'de ön izleme yaptıran bir program. Ön izleme yapılmasına yarayan bir program. Yani direkt AutoCAD'in kendisi değil. AutoCAD'de çizilmiş projeleri arkadaşlar ön izlemesine yarıyor. Buradan arkadaşlar şu kısımdan da kullanabileceğiniz gibi yani şu output emisi altındaki kısımdan bu işlemi yapabileceğiniz gibi arkadaşlar. Bu işlemi aynı şekilde pilot komutuyla da yapabilirsiniz. Pilot komutunda ben bu sefer size bu noktada göstereyim. Şu menüyü kullanma şeklini göstereyim arkadaşlar. Bundan önce arkadaşlar kağıt boyutunu ayarlıyorsunuz. Kağıt boyutu için arkadaşlar Page Setup'ta şuraya tıklayıp arkadaşlar kağıt tipini ayarlıyorsunuz. A2 olacaktı. A2 ayarladıktan sonra arkadaşlar buradan rengimizi ayarlıyoruz. Ve buradan da arkadaşlar skala değerini ayarlıyoruz. 1/5'te ölçek değerini. OK diyoruz arkadaşlar. Okeyledikten sonra bu işlemleri arkadaşlar export'ta şu kısımda arkadaşlar Windows seçeneğini kullanarak Don't show me again diyorum. Bir daha uyarma, bir daha şey yapma. Arkadaşlar bunu pencere seçeneğiyle ne yapıyorum? Şurayı tarıyorum. İlk önce diyorum ki Display Prime yani bir ön izleme yap diyorum. Bakın. Dikey olmuş kağıdımız. Yata yapacağız. Sağ tıklayıp exit yapıyorum arkadaşlar. Ve buradan tekrar Overhead'i seçeneğini kullanacağım. Page Setup'a gireceğim. Pardon. Page Setup. Arkadaşlar buradan Overhead'i seçeneğini daha kullanıyorum. Bu yatay olacaktı. Yatay olarak ayarladıktan sonra OK diyorum arkadaşlar. Ve Window olarak ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar şu şekilde pencere olarak seçtikten sonra görüntüle diyorum alanı. Alanı görüntülüyor. Bu diyorum evet. İstediğim şekilde ise onaylıyorsam arkadaşlar ne yapıyoruz? Tekrardan export'a tıklayarak arkadaşlar buradan ne yapabilirsiniz? DVF olarak kayıt edebilirsiniz. DVF olarak kaydettiğiniz dosya arkadaşlar şu anda kaydedildi. Direkt otomatikten arkadaşlar Autodesk DVF Viewer yani DVF görüntüleme programında görüntüleyebilirsiniz. Zaten bu programı arkadaşlar AutoCAD kurarken AutoCAD programlarımızı kurarken bu program bununla beraber otomatikten kurulan bir program. Bakın arkadaşlar burada zoom işlemi yapabiliyorsunuz. Burada her türlü görüntülemi yapabiliyorsunuz. Yalnız üzerinde düzenleme yapamazsınız. Layer'larına dokunamazsınız. Bu sadece bir resim gibi olmuş durumda şu anki projemiz. Arkadaşlar DVF açmazsanız açamazsanız DVF programına arkadaşlar AutoCAD klasörü altında da ulaşabilirsiniz. Bakın Autodesk klasörün altında AutoCAD DVF Viewer programı var. Bu programla arkadaşlar Open DVF File dedikten sonra kaydettiğim dosyayı açıyorum. Bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz.